Yıllar sonra şu armayı boynuma taktım ya. Şu an ben tekrar liseliyim. Evet, yıl 2019, ben liseye 2008'de girdim. Yani 11 yıl önce liseye başlamışım. 7 yıl önce de liseden mezun olmuşum. Bugün sizlerle Back to School serimin 3. videosuyla beraberim. İlk videosu kırtasiye alışverişiydi. Açıklamalar kutusuna bırakacağım zaten linklerini. İkincisi okulda kullanabileceğiniz kombin fikirleri. Bugün de lise makyajı yapacağız. Liseden konuşacağız. Uzun bir video olabilir. Birazcık dertleşeceğiz, birazcık eğleneceğiz. O zaman ben armamı yukarı çekeyim. Çünkü bizim okulda yasaktı armayı aşağı indirmek. Öyleyse hadi başlayalım. Şuradaki çiçek beni birazcık rahatsız etti. Onu alayım mı oradan? Allah. Evet, altımda pijama var. Ne yani? Allah Allah. Şu kadar küçük bir çantanın içerisine bütün makyaj malzemelerinizi sığdırabileceğiniz kadar az sayıda ürün göstereceğim size. Elinizde seçenek olması amacıyla da atıyorum fondötenden 2, kapatıcıdan 3, allıktan 5 tane öneride bulunacağım. Tabii o kadar yapmayacağım. Öğüt vermek, işte şunu sakın yapmayın evladım falan. Öyle bir algı yaratmak istemiyorum kesinlikle. Aslında biz şu an sohbet eden iki insanız. Kendinizce benim söylediğim şeyleri yorumlayın. Makyaja başlamadan önce şunu söyleyeyim. İlk makyaj malzemem annemin mavi göz kalemiydi arkadaşlar. Ne ten makyajı, ne rimel, ne ruj, hiçbir şey. Mavi göz kalemi. Lise 1, lise 2. O civarlardaydım. Annemin mavi göz kalemini çarptım, sakladım. Bulamasın da benden alamasın diye. Ve mavi göz kalemi sürüyordum. Ama okula giderken değil, dershaneye giderken falan kullanıyordum. O zamanlar tabii dershane vardı. Şu an çok değişti her şey. Allah'ım çok yaşlı hissediyorum kendimi. Sormadan ben söyleyeyim, 25 yaşındayım. Sizin zamanınızdayken asla ama asla ama asla cildime hiçbir şey uygulamadım. Sivilcem de çıktı, lekem de oldu, göz altlarımın mor olduğu zamanlar da oldu. Tam makyajı yapmadım. Sizin de yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sivilce problemi yaşıyorsanız, çünkü bunlar çok normal. Yani hormonlarınız şu an coşmuş, tavan yapmış durumda. Eğer çok 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 istiyorsanız da çok ince ürünler kullanın. Lütfen çok iyi temizleyin ve asla makyajla uyumayın. Lise takipçilerimden aldığım geri dönüşlere göre hepiniz tam makyajı yapıyorsunuz neredeyse. Bütün makyajınızı yapabilecekmişçesine anlatacağım bunu. Ama içerisinden ürünler çıkarıp eklemek tamamen size kalmış. Ama şu an tam bir makyaj yapacağım. Çünkü bunu istiyorsunuz benden. Bir tanesi de BB krem, bir tanesi de fondöten ve bunların ikisi de inanılmaz uygun fiyatta. Bu Flormar'ın BB kremi, içerisinde SPF 15 var. Bu da Biolis'in Formit fondöteni. Flormer'in BB kremi kuru ciltler için, Biolis'in Formit'i de bir tık daha yağlı ciltler için önerebileceğim güzel bir fondöten. İkisinin de kapatıcılığı hemen hemen birbirine yakın. Bu bir tık daha kapatıcı olduğunu söyleyebilirim. Ben bugün bunu kullanacağım. Cildim çok kuru olduğu için ve yine her şeyi yıkıyordu. BB kremlerin en sevdiğim şeyi elle uygulanabiliyor olması. Minnacık minnacık bırakacağım. Dilerseniz parmaklarınızla, dilerseniz de uygun fiyatta fırça önerileri de bulunacağım. Elimde çünkü 3 tane uygun fiyatta çok güzel fırça var. Bir tanesi Eclipse'in, maalesef ki üzerinde hiçbir şekilde ismi yazmayan şu fırçası. Bugün daha hızlı, daha pratik olması açısından direkt elimle girişeceğim. Sabah uyandım, saat 6.30, daha kargalar. Yemedi kahvaltılarını. Ben makyaj yapıyorum. Çünkü neden olmasın? Bir tık daha şöyle sivilce lekelerinin olduğu yerlerden geçiyorum. Ve eğer bir kapatıcım yoksa bunu göz altlarıma da kullanabilirim. Elimde iki tane kapatıcı var yine. Bir tanesi Biolis'in Closeit kapatıcısı. Diğeri de Maybelline'in Fit Me'si. Fit Me bir tık daha nemlendiriyor. Closeit sabitleniyor ve pudralaşıyor. Bugün ben Closeit'i kullanayım çünkü bu daha uygun fiyatlı bir kapatıcı. Bunu da bir fırçayla yayayım. En azından etkisini de görmüş olun bu fırçanın. Bundan göz kapağımın üstüne de geçiyorum. Peki ben makyaj yapmaya ne zaman başladım? Annemin kalemini çarptıktan sonra lise 4'teyken yavaş yavaş rimel kullanmaya başladım ama rimelimi gerçekten o kadar az uyguluyordum ki öğretmenlerim gözümde rimel olduğunu anlamıyordu. Sadece böyle bir tık kirpiklerimi belirginleştiriyordum, öyle vuu yani arşa çıkan kirpikler asla yapmıyordum çünkü bizde yasaktı. Onu da anlatacağım. Çok dertliyim bu konuda. Şimdi hemen pudraya geçiyorum. Elimde yine iki tane pudra var. İkisi de çok uygun fiyatlı. Birisi Wet n Wild'ın Photo Focus pudrası. Diğeri de Flormar'ın Flawless Baked pudrası. Flormar'ın ki içinde ışıltılar olan ve kuru ciltlerin kullanabileceği çok güzel bir pudra. Diğeri de bir tık daha yağlı ciltlerin sevebileceği bir pudra. Bunu kullanacağım çünkü bu daha uygun fiyatlı olanı. Şimdi geliyorum diğer fırçama. Bu Nashita'nın Ombre serisinden 235 numaralı fırçası. Böyle ağzı kesik olduğu için isterseniz bronzer, isterseniz allık, isterseniz aydınlatıcı, pudra, her şeyi uygulayabiliyorsunuz. Bunun görünümünde herhangi bir fırça alabilirsiniz. Yani illa Nashita'nın bu ombre serisi olmak zorunda değil. Şimdi ben pudradan alıyorum, fazlasını atıyorum. Gözümün üstüne kapatıcı geçtim ya.
Çok hafif onu şöyle sabitliyorum. Ve çok az şöyle gözümün altından geçip, eğer cildinizde T bölgesi falan yağlıysa oraya böyle seyrate seyrate küçük küçük uygulayın ki cildinizde makyaj olup olduğu anlaşılmasın. Kapiş? İki tane kaş jeli önerisinde bulunacağım. Kaşlarınızı bence çok fazla okula giderken doldurmayın çünkü makyaj gösteren bir şeydir kaş doldurmak. İsterseniz şöyle renkli kaş jelleri kullanabilirsiniz. Hani kaş kalemidir, kaş pomadıdır, kaş pudrasıdır değil de daha böyle jel olanı. Bir de clear dedikleri bu şeffaf jeli kullanabilirsiniz. Renkli olan Essence'ın Make Me Brow kaş jeli. İçerisinde küçük fiber kıllar var. O yüzden kaşınızı gayet dolgun gösteriyor. Şeffaf olan da Wet n Wild'ın Mega Clear şeffaf kaş jeli. Yani ikisi de birbirinden uygun fiyatlı. Ben o yüzden renkli olanını da deneyeceğim sizin için. Tarayıp bırakmanız da bence yüzünüzü bir akça pakça gösteriyor. Hani dağınık kaş her zaman yüzü birazcık daha tuhaflaştırıyor bence. Oh! 2 dakikada mis gibi yaptık. Şimdi dur azıcık sohbet edelim. Okulun ilk günü. Dan 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 dan. Heyecan dorukta. Tanışacağı insanları herkes çok merak ediyor. Ama yeni bir ortama girmek her zaman çok heyecanlıdır. Sakin olun. Gülümseyen, sizinle konuşmaya çalışan insanlar illaki olacaktır. Ya da siz sınıfta gördüğünüz birisine hadi kantine inelim deyin. Rahat olun. Kendinizi kasmanızı gerektirecek zerre bir şey yok. Herkes sizin gibi yeni insanlar tanımak istiyor. O yüzden kimse kimseyi ilk günlerde böyle dişlerini çıkarıp, tırnaklarını çıkarıp cırmalamıyor. O yüzden ilk günler güzeldir. Herkes birazcık oynar. Of of of! Lise! Ah lise! Zaten derse giren hocanız herkes tek tek ayağa kaldıracak. Nerelisin? Nereden geldin? Ne olmak istiyorsun? Hayallerin? Cacuk bir sürü soru soracak. Ve öylelikle zaten sınıf birbirini hafiften tanımaya başlayacak. Zevkleriniz, düşünce yapınız birbirinize uyan insanları böyle radarınıza alın. O insanları izleyin. Bakalım nasıl davranıyorlar. Okulun ilk zamanları başlayan arkadaşlıklar sonrasında mezun olurken asla yanınızda olmayabiliyor. Fenadır bu işler, fena. Şimdi en çok korkulan şeylerden biri de üst sınıflar. Hiç umursamayın. Hiç umursamayın. Bakın o kadar size gönül rahatlığıyla söylüyorum ki bunu. Çünkü zaten bu insanlar da sizin geçtiğiniz yollardan geçti. Mantıklı olan, kendini bilen, çocukça davranışlarda bulunmayan bir insan sizinle dalga geçmez. Eğer zaten alay ediyorsa, haydi, haydi çıkışlar şuradan. Size üzecek şeyler söyleyebilirler. İşte çömezdir, bilmem nedir, böyle lakaplar falan takarlar. Saçma sapan, omuz atma falan çok vardır. Sıkıştırmalar tuvalet falan. Gerçekten size eğer çok zora sokan birisi varsa, psikolojik şiddeti geçin, fiziksel şiddete de başladıysa eğer bu şahıs, hiç korkmayın. Okulda güvendiğiniz, sevdiğiniz bir öğretmeninize bu durumdan bahsedin. Açıkçası ben makyaj yapılabiliyordur lisede diye düşünmüyordum. Çünkü bize her şey yasaktı. Okul üniforması haricinde üzerimize hırka almamız yasaktı. Saçımızı sürekli at kuyruğu yapmak ya da örmek zorundaydık. Saçlarımız salık duramazdı. Renkli ayakkabı asla giyemezdik. Siyah çorap vesaire giyemezdik. Fix. Beyaz çorap giyeceksin. Ayağında siyah ayakkabı olacak ki ben hep Georgic giymişimdir bu zamana kadar. Kışlık botunuza kadar karışıyorlardı. Ben öyle bir disiplinde okudum. O yüzden benden böyle makyaj videosu istenmesi bana çok değişik geliyor. Çünkü ben çok katı bir okuldan mezun oldum. Şahsen ben eğer makyaj görünmek istemiyor isem bronzerdır falan filan pek o toplara girmeyebilirdim. Sadece allık uygulayıp bitirirdim muhtemelen. Benden bronzer önerisi falan da istiyorsunuz. Wet n Wild'ın bu Color Icon bronzerından Sunset Striptease rengini kullanacağım. Bu arada gösterdiğim bütün ürünleri indirimlerde alın lütfen. Az önce kullandığım pudra fırçasından devam ediyorum. Bir gıdımcık değdirdim. Silkeledim. Şöyle yüzümü çok azıcık ısıtacağım. Ama gerçekten bunu belli belirsiz yapmaya çalışıyorum. Mesela bronzerınızın çok cildinize fazla geldiğini düşünüyorsunuz. Pudranızdan alıyorsunuz böyle. Fazlasını yine atıyorsunuz. Çok hafif bronzerınızın üstünden geçiyorsunuz. Böyle bronzerınız daha da doğallaşmış görünüyor. Taktikler maktikler bak nelerle geliyorum size nelerle. Okulun ilk zamanları makyajınızı yaptınız. Bir gün hasta oldunuz ya da bir gün bir şey oldu makyaj yapamadınız. Okula gittiğinizde size sorulacak ilk şey hasta mısın sen canım? Makyajı o kadar çok hem kendi gözünüze hem insanların gözüne alıştırmış oluyorsunuz ki ondan farklı bir şey gördüğü zaman herkes şaşırıyor. Hastasın sen. Değilim. Vallahi değilim. Essence'ın 10 numaralı Peach Me Up isimli bu allığını uygulayacağım. Çok canlı şeftali pembemsi bir renk. Güldüğünde çıkan elmacık yanaklarıma çok ufak ufak dokunduruyorum. Yani allık size can getiriyor aslında. Gerçekten böyle birazcık şey oluyorsunuz. Sağlıklı görünüyor daha çok. Ben açıkçası allığı son zamanlarda şöyle burnumun üzerinden geçip çok hafif alnımı şu dış köşelerine de uygulamayı seviyorum. Böyle çakmadan tatile gittik. Ama tatili 10 saniyede yaptım ben.
Şimdi gelelim aydınlatıcıya. Tamam bak hak veriyorum, aydınlatıcı çok güzel bir şey. Ama aydınlatıcının bir dozu var ve o dozu kaçırırsanız eğer gerçekten böyle patlıyorsunuz yani. Disko topu hani okula ben geldim. Ben. Öyle bir aydınlatıcı istiyorsanız eğer Wet n Wild'ın benim favori aydınlatıcım Precious Petals isimli, bu rengini göstereceğim size. Muhteşem ötesi. Bir de elimde daha böyle gündelik olarak rahat rahat kullanabileceğiniz krem bir highlighter var. Parmaklarınızla 1 saniyede uyguluyorsunuz. 1. Bitti. Pastelin bu daylightlarından bendeki 11 numarası. Bunun 2 tane rengi var. Bir de 12 numarası var, o daha koyu olan. Parmağımı alıyorum. Yaldır yaldır parlıyor. Sadece bunu yapıyorum. Bu kadar. Yüzünüzde aydınlatıcı varmış gibi durmuyor. Öyle simsim falan bir şey değil. Ben bundan dudak üzerine de geçeceğim. Çok azıcık burun ucuma. Bakın belli belirsiz yaptığım için ne kadar aydınlık. Nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan bir parlaklık. Ben yine konuşamıyorum. Hani okulda kullanamayacağınız ama atıyorum hafta sonları işte böyle arkadaşlarınızla buluştuğunuzda falan kullanabileceğiniz 3-5 tane farklı palet önerisinde bulunacağım. Dileyen istediğini alsın. Almazsanız da kullanabileceğiniz bir yöntem var. Onu da göstereceğim. Hatta ilk önce onu göstereyim. Bronzerım var. Allığım var. Krem aydınlatıcım ya da normal aydınlatıcım var. Bunlar zaten renkli. Bronzerımı alıyorum. Eclipse'in şöyle bir karıştırma fırçası var. Bu 8 liraya falan geliyor arkadaşlar. Çok uygun fiyatlı. Ben açıkçası göze çok bir şey yapmazsanız makyajsız görüneceğinizi iddia ediyorum. Gözümde rimel yok, far yok falan. Çok da makyajlı görünmüyorum bence. Bronzer'dan alıyorum. Şöyle ne yaptığım hiç önemli değil. Yeter ki karışsın. Sadece göz kapağımın üstünde bir renk vermek istiyorum. O da sizin yüce gönlünüz istiyor diye. Yoksa ben vermem. Yani burada önemli olan şöyle yapmamak. Dağıtmak. Sanki o sizin göz kapağınızın rengiymiş gibi görünür. Bir de bu bronzer içerisinde çok hafif yansımalar var ama asla simsim durmuyor. Bunu uyguluyorsunuz ya, gözünüzde böyle doğal bir ışıltı var. Anlatabiliyor muyum? Krem highlighter'ımdan fırçamı alıyorum. Göz pınarlarıma bırakıyorum. Tam uyanmışsınız efektini veriyor gerçekten. Hiç sabahın altısında kalkmamışım gibi çek pampa. Şimdi rimele geçiyorum. Şu an gösterdiğim bütün ürünlerden bir tık pahalı. Kabul ediyorum. Ama indirimlerde gerçekten güzel bir fiyata düşüyor. L'Oreal'in Paradise maskarasının kahverengi olanı. Ben neden kahverengi seçtim? Çünkü simsiyah maskara uygularsanız ben makyaj yaptım diye bağırabiliyor makyajınız. Benim kirpimin rengi aslında daha koyu ama bununla daha açık oluyor. Gerçekten muazzam bir maskara. Şöyle ufacık bırakabilirsin. Siyah maskarada bile böyle uyguluyordum. Ki anlayıp da maskaramı çıkarttırmasınlar diye. Ama ben bugün birazcık maskarayı abartacağım. Çünkü anladığım kadarıyla maskaradan yana hiçbir problem yokmuş. Nasıl cılız ama belirgin kirpikler yaptım. Kahverengi olduğu için sizin kendi kirpiğinizmiş gibi duruyor. Çok ilginç bir maskara. Son olarak dudaklara geliyorum. Ruju okulda pek sevmiyorum. Avon'un bir Burst isimli lip glossumsu balmumsu bir ruj bu. Çok değişik. Verdiği renge ve doğallığa bakın. Hatta şu an birazcık canlı kaldı. Bakın bir öpücükle her şey ne kadar güzelleşiyor. Gerçekten gözümde rimel olmasa kimse benim makyaj yaptığımı anlamaz arkadaşlar. Ha, diğer önereceğim ruj ise Biolis'in bu Bold It isimli ruju. Kalem şeklinde olduğu için aşırı kolay uygulanıyor. Hani ufak ufak bırakıp şöyle parmaklarınızla yedirebilirsiniz. Far paleti önermeyi unuttum. Wet n Wild'ın şu paletleri benim favorim. Bundan iki tane daha farklı renk var bende. Bu Rose in the Air paleti. Sıcak renklerden falan hoşlanıyorsanız bunu sakın kaçırmayın. İndirimlerde 23 liraya falan düşüyor. Yine aynı far palet serisinin Stop Playing Safe isimli rengi. Burada da gördüğünüz gibi yine doğal tonlar var fakat renkli makyajlar da yapabilirsiniz. Bir de gratislerde satılan Stikaler'ın Capri isimli bir far paleti var bende. Bunu zannediyorum ki iki rengi daha var. Şu iki ve şu üçlü 5 far mat. Geri kalan hepsi sedefli, yaldızlı, patlak farlar. Bu da çok uygun fiyatlı. Hatta Wet n Wild'dan daha uygun fiyatlı. Deyip artık makyaj faslını bir bitirmek istiyorum. Okulun ilk gününden bahsediyorduk. Ha şey yapmayı sakın unutmayın. Okula giderken kesinlikle bir defter, bir kalem götürün. Çünkü hocalarınız ek kaynak falan filan aldırabilir. Direkt ilk günden dersler başlayabilir. Hani bunu bilemezsiniz. Siz o yüzden hazırlıklı gidin. Enerjinizin tutmadığı öğretmenleriniz olabilir. Dersi sevmemenize engel olmasın kesinlikle. Bir öğretmenimi hiç sevmiyordum. Ve onun dersini de hiç sevmedim. Sonra ben sayısal seçtim. Mecbur ona ders almak zorundayım. Dedim ki bu böyle olmayacak. O hocayla aramdaki iletişimi bir kenara bırakıp onun öğrettiği dersi, bize gösterdiği şeyleri kendime almaya çalıştım. Hocanız size takabilir. Ya bunlar çok oluyor lisede, üniversitede. Hocanızın tasvip etmediği bir davranış. Onun gözünde sizi farklı bir konuma sürükleyebilir. Bizim zamanımızda düz Anadolu işte fen lisesi falan gibi bölümler vardı. Şu an nasıl onu hiç bilmiyorum. Sevmediğiniz bir liseye gitmiş olsanız bile çalışmayı asla aksatmayın. Kim çalışırsa o kazanıyor. Gerçekten olabildiğince kendinizi derslerine
üzerinize odaklayın. 9. sınıf birazcık zordur, böyle afallayacaksınız. Ortaokulda gördüğünüz dersler artık yerini gerçekten çok detaylı derslere ve kollara ayrılmış derslere alıyor. Yani eskiden fen görüyordunuz, şimdi işte fizik, kimya, biyoloji göreceksiniz gibi. Dersleri olabildiğince dinleyin. Şu an yüksek lisans yapan bir insan olarak, okul hayatını olabildiğince uzun yaşamış bir insan olarak size söyleyebileceğim en güzel tavsiyelerden biri. Derste dinleyip kendi notlarınızı tutmak. Herkesin not tutuş şekli çok farklı. Aynı derste siz de not tutun, arkadaşınız da not tutsun, sonra notlarınızı karşılaştırın. Aynı notu tutamazsınız. O dersi dinlemediğinizde, arkadaşınızdan aldığınız, onun kendince almış olduğu notları okuyorsunuz ve aslında hiçbir şey anlamayabilirsiniz. Tabii ki formüller vesaireden bahsetmiyorum, sözel derslerden bahsediyorum. Hocanızın söylediği şeyleri gerçekten iyi dinleyin. Derste evet bazen insanın böyle bir şirazesi kayıyor, böyle bir uykusu geliyor. Ninni gibi geliyor söylenilen şeyler. Olabildiğince kendinizi dinç tutun. Onun dersini gerçekten sevdiğinizi, o derse kıymet verdiğinizi anlarsa hocanız hem size yaklaşımı daha naif olur hem de her konuda size yardımcı olabilir. Ben birazcık çalışkan bir öğrenciydim. Derste anlar, derste dinlerdim. Hocalarımla aram iyiydi. Misal veriyorum. Bir tartışma yaşandı, bir arbede çıktı. Derslerinize zaten kıymet veren bir öğrenci olduğunuz için bir tık daha olumlu yaklaşacak size hocalarınız. Ben mesela hiç disipline gitmedim. Gitmenin eşiğinden döndüm ama. Evet kabul ediyorum. Ben birazcık kavgacı bir insanım ama o gözünün üstünde kaş var, ben sana bir takayım falan değil. Saçma sapan tavırlarda bulunan insanlara hiçbir zaman bana yapılan haksızlığa susmadım. Siz de susmayın. Hakkınızı asla yedirmeyin. Tabii ki durduk yere sivrilmeyin. Omuz atan birisine de gel buraya da at, buraya da at diyemem yani. Artık müdür yardımcımız kızım sen gelme benim odama diyordu. Annem, canım annem okulun bayırlarını çok çıkmıştır. Olabildiğince dediğim gibi kendinizi sevdirin. Öğretmenlerinizi sevin, arkadaşlarınızı sevin. Arkadaşlarınızı sevin. Arkadaşlara gelelim bence şimdi birazcık. Yani arkadaşlar zordur. Bir insan size kendini nasıl tanıtırsa siz o kişiyi öyle tanırsınız. O yüzden herkese güvenmeyin. Bir grup arkadaşımız vardı ve o gruptan bir arkadaşımız benim hakkımda atıp tuttu ve diğer gruptaki arkadaşlarım da onunla beraber bana cephe aldı vesaire vesaire. Sıkıntılar yaşadığım zamanlar da oldu ama her zaman dik durun. Onlar yaşandığı zaman mesela ben kendimi derslerime daha çok verdim. Daha başarılı oldum. Sonrasında gelip benden zaten özür dilediler ama hiçbir zaman her şey eskisi gibi olmuyor. Kendinizi gerçekten olabildiğince insanlara ezdirmeyin. Hakkınızı her daim koruyun. Bu sizin en yakın arkadaşınız olsa bile sizi manipüle etmeye çalışıyorsa haydi yallah deyin ya, yallah. Yani insan üzülüyor, kırılıyor ama eğer o insanın sizi dibe çektiğini düşünüyorsanız size olan tavırlarından, davranışlarından ve farklı insanlara olan davranışlarından yola çıkarak bence o kişinin profilini oluşturabilirsiniz. Yani bir insanın söylediğiyle yaptıkları zaten uyuşmuyorsa haydi yallah 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 yallah. Bilirsiniz ki herkes kalbinin ekmeğini yer. Ünlü düşünür Seda Sayan'ın çok güzel bir lafı. Ama doğru arkadaşlar. Ne düşünürseniz gerçekten o oluyor. Lise birazcık daha artık böyle ailenizin o sıcacık kucağından çıkıp hayatı tanımaya başladığınız yer. Hele üniversiteye gelin. Öf! Öf yani. Bir de böyle iyi yanından düşünün. Ben mesela şu an hala liseden arkadaşlarımla görüşüyorum. Gizem, Cansu, Bahar, Tuba. Hepinizi buradan öpüyorum canlarım. Hala görüşürüz ve onlar benim nedimelerim olacak nokta net. Kimisi çalışıyor, kimisi yüksek lisansa devam ediyor ama bir şekilde beraberiz. Farklı şehirlerdeyiz. Asla gerçekten aramızda mesafeler yok yani. Biz olabildiğince her şeyi böyle tutabildik. Tabii ki kırıldığımız, üzüldüğümüz zamanlar oldu. Hani ben size şey demiyorum, bir arkadaşınızla hani tartıştığınız anda o insanı silip atın falan. Öyle bir şey değil. Herkes hata yapabilir. İnsanlara ikinci şansı verin ama ikinci şansı verdiğinizde artık üçüncü, dördüncü, beşinci istiyorsa hadi yallah, yallah, yallah. Bir şeye daha değinmek istiyorum bu videoyu kapatmadan. Bizim zamanımızdayken 10. sınıfta direkt bölüm seçiyordun. Sayısal, sözel, dil, işte eşit ağırlık falan diye böyle tercihte bulunup 10, 11, 12 o şekilde okuyordun. Şu an nasıl olaylar ben bilmiyorum ama size şu kadarını söyleyeceğim. Okula ilk girdiğiniz 9. sınıfta bütün dersleri alıyorsunuz. İngilizce görüyorsunuz, fizik görüyorsunuz, coğrafya görüyorsunuz. Kendinizi neye yakın hissediyorsanız onu aslında yavaş yavaş keşfediyorsunuz. Ona göre de bölümler araştırmaya başlayın. Yani mesela atıyorum işte TM'den avukat, işte iktisat, işletme falan okunuyor. Sayısaldan işte mühendislik, doktorluk, işte endüstriyel tasarım, mimarlık falan filan gibi bölümler oluyor. Emin olun ne istediğinizi bilirseniz sonraki senelerde onun üstüne kata kata ilerliyorsunuz. Tabii ki böyle tek bir hedefinizin olması çok zor. Çünkü yaşınız daha çok genç. Fikirleriniz böyle çok değişkenlik gösterebilir. Ben normalde dil öğrencisi olmak istiyordum. Mütercim tercüman olmak istiyordum. İlkokulda da ortaokulda da en sevdiğim ders İngilizceydi. O yüzden lisede de buna devam ettirmek istedim. Sonra 9. sınıfta tabii bütün dersleri alıyorsun. Baktım benim bütün derslerim iyi, güzel. Yani ben yapıyorum bu işi. Sayısal da okusam okuyabilirim. Dil de okusam okuyabilirim. Hepsinde bir şekilde kendimi bulabiliyorum. Ama en çok ne istiyorum?
değil. Dil 10 saat görüyorduk haftada. 10 ya da 11 saat falan görüyorduk. Çok çok büyük bir kredisi vardı. Benim çok yüksek geldi. Diğer derslerim de iyiydi. Fena değildi ama fizikle birazcık sıkıntım vardı. Oh var ya fizik, o fizik. Ah o fizik, o fizik. Ama işte biyoloji, kimyayı severdim mesela sayısalda. Dile kendimi tamamen hakim hissediyordum. Sonra ben dili seçtim. Tercihimizi yaptık 10. sınıfa başlarken. Bildiğin okulun bayırından aşağıya annemle beraber iniyoruz. Bir arkadaşımın babası dedi ki sen niye sayısal seçmedin? İşte sayısalın şöyle tercihleri var. Bunu yapabilirsin, şunu yapabilirsin falan. Sayısal en geniş yelpazesi olan bölüm gerçekten. Hani gel dedi, seni oraya yazdıralım, bilmem ne yapalım falan. Bir şekilde benim aklımı çaldı ve ben sayısala döndüm. Benim 9. sınıftaki İngilizce hocam şok oldu. Merve nasıl diyor? Hani sen dil okuyacaktın falan. Bir de ben onun sınıfında olacaktım. Olmadı, ben sayısala geçtim. Gerçekten fizikte çok zorlandım. Tercüman olmak istiyordum. Ben şimdi sayısala geldim, ne olacağım? Çünkü hayalini daha önce hiç kurmadığım bir bölüm. Ve neden ben bir insanın lafıyla bölümümü değiştirdim diye kendimi çok yedim. Hocalarımın yönlendirmesiyle vesaire iç mimarlık, işte endüstriyel tasarım, mimarlık, biraz daha böyle sanata yatkın bölümlere yöneldim. Ve evet dedim, işte buldum. Lise 3'teyken iç mimar olmak istediğimi fark ettim. Endüstriyel tasarımı da arada bir böyle göz gezdiriyordum, hani olabilir falan diyordum ama daha çok iç mimarlıktaydım. Çizim kurslarına gittim, ayrıyetten sayısal okuyorum, ayrıyetten dershaneye gidiyorum falan. Çok büyük bir karmaşadaydım. Kendimi dilde okuyor olsaydım eğer daha oturmuş, daha ne istediğimi bilen ve zaman kaybetmeden o istediğime ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapan bir birey olabilirdim. Ama ben 10. sınıfta kendimi keşfetmeye tekrardan başladım. Hani zor bir süreçti benim için. Ama şu an diyorum ki iyi ki. İyi ki endüstriyel tasarım okudum. İyi ki tasarımcıyım. Bir ürün ortaya koyuyorum ve o ürünü insanlar kullanıyor. Yani bunun fikri bile gerçekten muhteşem ötesi. İnsanın bölümünü sevmesi, insanın gelecekteki mesleğini sevmesi çok önemli. Tabii ki hayatın sizin önünüze ne çıkaracağını bilemezsiniz benim gibi. Lisede sayısal okuyup üniversitede işletme falan okuyan arkadaşlarım da vardı. Her konuda kendinizi geliştirmeniz gereken bir dönem. Ama çok zevkli bir dönem. Lise zamanında tekrardan gidip yaşamak isterdim. O kadar eğleneceksiniz ki sakın ön yargılı gitmeyin. Asla ya ben oraya gidince asosyal kalacağım, kimseyle arkadaş olamayacağım falan gibi düşünmeyin. Emin olun arkadaşınız olacak. Emin olun sevdiğiniz insanlar olacak. Başka birisinin kişiliğine bürünmeye asla çalışmayın. Kendiniz olduğunuz sürece gerçekten her şeyden daha çok zevk alacaksınız ve daha çok mutlu olacaksınız. Sizin karakterinize uygun insanları da çekmiş olacaksınız. Yani farklı bir insanmış gibi kendinizi göstermeye o yüzden kesinlikle çalışmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok konuştum, farkındayım. Başınızı şişirdim ama birazcık böyle sizi rahatlatmak istiyorum. Çünkü yarın okul açılıyor ve herkes çok heyecanlı. Birazcık olsun böyle heyecanınızı bastırmak istedim. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, bilerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hayatınızın yeni başlangıcında çok güzel bir dönem geçirmenizi diliyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Öyleyse bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.